Hıdrellez'de evdeki bakliyat kavanozlarının veya torbalarının ağzı açık bırakılır ve bu şekilde beklenir. Bunun sebebi Hıdrellez'de bu kavanozlara veya torbalara bereketli olacağı yönündeki inançtır. Şu an bu ritüeli gerçekleştiriyoruz. Herkese merhaba, ben Çağla. Hıdrellez'imiz kutlu olsun. Belki bu sene kırlara bayırlara çıkıp dilediğimizce piknik yapamadık. Ya da dileğimizi gül ağacının dalına gönül rahatlığıyla bağlayamadık ama Hıdrellez'de yapılacak, evin içinde de yapılabilecek farklı uygulamalarımız var. Bunlardan biri de bereketle ilgili. Evimizdeki bakliyat kavanozlarının ağzını açık bıraktığımızda 5 Mayıs gecesi Hızır'ın eli onlara değecek ve bütün sene mutfağımızın bereketi hiç eksik olmayacak. Siz de bu şekilde pirinç, buğday, bulgur, mercimek, tuz gibi bakliyat kavanozlarınızın ağzını açık bırakırsanız bütün sene dolar dolar taşar kavanozlarınız. Tekrar Hıdrellez'imizi kutluyorum. Mutlu Hıdrellez'ler diliyorum. En kısa zamanda sağlıklı günlere kavuşmak ümidiyle. Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere Hıdrellez'de bolluk ve bereketi elde etmek için pek çok ritüel uygulanıyor. Bu ritüellerden bir tanesi de bereket keseleri. Şimdi sizinle birlikte bir tane bereket kesesi yapacağız. Bu kesenin içerisine baklagil gibi, erişte gibi bir dolapta uzun süre kalabilecek olan gıda ürünlerini koyuyoruz. Mesela fasulye, nohut. Zaten bunlar normalde de bize hep bereketi çağrıştırıyor. Mesela pirinç. Çünkü pişmeden önce az, piştikten sonra da çok olan gıda ürünleri oldukları için bizde her zaman bereketle özdeşleşmişler. Kırmızı mercimek, yeşil mercimek. Ne kadar renkli olursa keseniz o kadar hoş görünür. Erişte. Sizin evinizde hangi malzemeler varsa en az 7 malzeme olması önemli. Dövmelik de deniyor, yarma da deniyor. Sizin yörenizde nasıl adlandırılıyorsa. Böyle 7 ve üzeri gıda malzemesini bir kesenin içerisine koyuyoruz. Aslında önceden bacaların kenarlarına, yani evde ocağın olduğu, yemeğin piştiği yere asılıyormuş. Çünkü ocak, yemek ve bereket arasında büyük bir ilişki var biliyorsunuz ki. Şimdi de mutfağınızın görebileceğiniz herhangi bir yerine koyabilirsiniz. Bir Hıdrellez'den diğer Hıdrellez'e kadar bize bereketi hatırlatacak olan minik keselerimiz. Herkese merhaba. Baharın gelişi, toprağın uyanışı olan Hıdrellez kutlu olsun. Şimdi ise dileğimizi yapmak için hamura şekil verelim. Eskiden evler genellikle bahçeli olduğundan bahçede çamurdan yapılan dilekler, şimdi ise evde hamurdan yapılmaya başlanmıştır. Şimdi de hamura dileğimizin şeklini vermeye çalışıyoruz. Sen de bir dilek dile, muradın olsun Tez. Hıdrellez'de yumurta boyama geleneği var. Bu gelenek yumurtanın bereketli olmasıyla alakalı. Hayvancılıkla uğraşan bir toplum olduğumuz için yumurtanın üstü boyanmış ve baharın gelişi bu renklerle kutlanmış. Peki nasıl boyanmış bu? İp almışlar bir tane. Bu ipi yumurtanın etrafına sarmışlar. İpi sardıktan sonra şekilli şekilli, daha sonrasında bunu soğan kabuklarının içine sarmışlar. Bu şekilde yumurtaları soğan kabuklarının içine oturtarak tamamen kapatmışlar üstünü. Tencerenin içine koyarak kaynatmaya bırakmışlar. Yumurtalarımızı haşladık. Şimdi bunları soğan kabuklarının içinden çıkarıp iplerini keseceğiz. Bakalım nasıl bir şekil ortaya çıkacak. İplerini açtığım yumurtalar bu şekilde şekilli yumurtalara dönüştü. Siz de iple farklı şekiller yapabilirsiniz. Bu yöntemi annem küçükken köyde tavuklardan aldığı yumurtaları iple sararak, közün içine ateşe atarak ya da suyun içinde haşlayarak arkadaşlarıyla yaparmış. Daha sonrasında da bunları yerlermiş. Genellikle Mayıs aylarında Hıdrellez zamanı yaptıklarını anlattı. Siz de bu şekilde evinizde Hıdrellez'i kutlayabilirsiniz.